2023 Uganda'dan selamlar, iyi seyirler. Sokaklar kalabalık, insanlar sağlı sollu koşturuyor. Bu koşturma ve keşmekeş içerisinde aynı zamanda huzurlu, mutlu ve hep güler yüzlüler. Sevgili dostlar, 2023 Kurban Organizasyonu'nda gerçekten hayatımıza güzel insanlar da biriktirme fırsatı bulduk. Bunlardan bir tanesi de Avusturya'dan gelen vakıf, dernek kardeşimiz. Çok güzel çalışmaları var. Yetimhaneler, okullar, su kuyuları, giyim, elbise, iftar. Aklınıza gelecek her türlü şey ciddi bir şekilde gayretleri ve çabalarıyla ortaya koyuyor. Ama ısrarla üzerinde durduğum bir konu var ve özellikle bu konuyla ilgili birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Yurt dışına gelen ve yardım için koşan insanların birinci önceliği ve dikkat etmesi gereken en önemli husus, bu çalışmalar Allah'ın emridir. Allah'ın emri ise en başta Allah'ın rızası çok önemli. Onun razı olmayacağı bir dağıtım, bir davranış gerçekten hem bizi hem de paydaşlarımızı hem de infaka ihtiyacı olan dostlarımızı, kardeşlerimizi üzer. Birinci öncelik Allah'ın rızası. İkinci öncelik infaka ihtiyacı olan kardeşlerimizin rızası. Onları arkada kurgu kurarak film gibi, senaryo gibi paydaşlarımıza paylaşacağız. Başka yardımlar alacağız diye kullanamayız. Onların rızası bizim için çok önemli. Rencide olursa, ihtiyacı olduğu için orada saatlerce bekletip sadece bir video alma ya da başka bir eyleme dönüşük hesaplar yapıyorsak bu çok tehlikeli. Üçüncü rızasını almamız, dikkat etmemiz gereken de bize emanetleri güvenerek teslim eden kardeşlerimize infak ettiğimiz dostları rencide etmeden gerekli bilgi, belge ve görüntüleri ulaştırabilmek. Biz bu infakları, bu emanetleri alıp getirenler dördüncü sıradayız. Bizim rızamız önemli değil. Bizim için tek önemli olan doğru zamanda, doğru yerde, doğru paylaşımları yapmak, terlemek, yorulmak. Çünkü biz isteyerek, arzu ederek böyle bir güzel amelin sorumluluğu altına girdik. Öyleyse bu sorumluluğu yerine getirecek ahlakı, davranışı, bilgiyi ve beceriyi kuşanmak zorundayız. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.